sevgili Profesör Doktor Cenk Şen'le karşı karşıyayız. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz biliyor. Biz hep yan yanayken şimdi karşılıklı hocamı sorularımla sıkıştıracağım. Yalnız evet. hep söylüyorum ya, o tarafta oturmak daha kolay gibi. Bu öyle tarafa geçince biraz heyecan mı oluyor nedir bilmiyorum. Hiç ne konuşalım bugün? Diyorum ki ben ikinci burun estetiğini çok konuştuk. Evet. Sizi sosyal medyadan çok fazla takip eden benim de kullanıcılarım var, takipçilerim var. Bana bir sürü soru yolladılar. Meme büyütme, meme küçültme ve silikon implant konusuyla ilgili. Meme dikleştirme konuşalım. Dikleştirme, tamam. Tamam. Ben bu birkaç soruyu yazdım genel olarak ama bunun dışında da genel merak edilenleri özetleyebiliriz belki. Siz de size sıkça gelen soruları zaten tamam. biliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım istersen. Sohbet gibi gidelim. Memeyi bir tanımlayalım. Nedir, tamam. ne değildir, anatomisi nedir? Ondan sonra neler yapıyoruz biz onu konuşalım. Tamam. Çünkü çok farklı şeyler yapıyoruz meme cerrahisine gerçekten. Meme bir organ. Cilt, meme ucu, içinde yağ dokusu ve meme bezi yani süt üretimine yarayan meme bezi olan bir organ. Çok yanlış tanımlamalar oluyor esasında. Halk arasında göğüs diye biliniyor ama göğüs değil tabii ki bu. Biz meme diye adlandırıyoruz. Bu organın bir takım hastalıkları var. Bu hastalıkların çok büyük bir kısmıyla genel cerrahi ilgileniyor. İşte iyi huylu ve kötü huylu hastalıkları olmak üzere. Bazı durumlarda bu cerrahiler sonrasında biz de devreye girebiliyoruz meme cerrahisinde. Ama bizim branşımıza geldiği zaman iş ağırlıklı olarak meme estetiği ve meme rekonstrüksiyonu. Çok telaffuz etmesi çok zor biliyorum ama meme rekonstrüksiyonundan bahsediyoruz. Meme estetiğinde yaptığımız şeyler nedir? Meme büyütme, küçük memelerde, sarkmış memelerde meme dikleştirme ve bazı durumlarda hacim yeterli olmadığı durumlarda altına protez ya da silikon yerleştirilmesi, meme küçültme ameliyatları, bazen nadir olmakla beraber konjenital meme anomalileri de olabiliyor. İşte Polan sendromu gibi bir takım hastalıklar meme gelişimini bozan ya da tüberöz meme dediğimiz meme çapının dar olduğu bir takım yapısal anomalilerde işte biz orada devreye girerek hastaya normal sınırlara çekecek şekilde bir cerrahi uyguluyoruz. Olayın bir de rekonstrüksiyon boyutuna girersek ki bu başlı başına çok geniş bir konu. Herhangi bir nedenle ki ağırlıklı olarak meme kanseri sonrasında memesi alınmış kişilerde tekrar meme oluşturma ameliyatları. Bu da tabii çok geniş bir konu. Belki bir haftada bunu konuşuruz. Evet, o da ayrı bir konu. Son yıllarda çok popülerize oluyor artık. Yavaş yavaş artmaya başladı. Bu hafta istersen çok kısa değiniriz vaktimiz kalırsa sonra devam ederiz. Tamam. Nereden başlayalım? Şimdi öncelikle meme konusunda bir operasyon geçirme isteği veya hayali olan insanların geçirdikleri ve gerçekleştirdikleri prosedürleri sormuşlar. İlk görüşme, konuşma, boyuna evet. karar verme. Galiba pirinç mi veriyormuşsunuz? Pirinç mi? Pirinci bilmiyorum. belli bir büyüklüğe alışması neydi hocam? Şimdi geleceğim. Demek istediğini anladım. Yapılırdı bir zamanlar. Şöyle, şimdi meme görüşmesinde öncelikli olarak bütün estetik ameliyatlarda olduğu gibi hastanın beklentilerini öğreniyoruz. Sonra muayenesini yapıyoruz. Muayene sonucunda bizim kafamızdaki planla hastanın beklentileri örtüşüyorsa bu şekilde bir yola çıkıyoruz. Çünkü bazen hastanın beklentileri çok uçuk olabiliyor. Cerrahi olarak bunları sağlayamayacaksak ameliyat etmenin bir anlamı yok. En fazla yapılan ameliyat, hasta ve hekim açısından en yüz güldürücü ameliyat meme büyütme ameliyatları. Ve burada da altın standart meme silikonları yani meme protezleri, silikon protezler. Burada hastalarımızın bize en çok sorduğu soru şu, boyuta neye göre karar vereceğiz? Çok yanlış bilinen bir şey işte 75 mi 85 mi buradan da onu söyleyelim meme boyutunu ya da memenin büyüklüğünü gösteren esasında o 75'in 85'in yanında yazan cup size'dir. A, B, C, D diye giden cup size'dir. Bu bizim için önemli bir kriterdir ancak öncelikli olarak ameliyat öncesinde ya da planlama aşamasında bir takım ölçülere bakarız. Antropometrik ölçülerde işte hastanın boyu, göğüs kafesinin çapı, meme tabanının çapı, zayıflığı, şişmanlığı tabii, kol boyu, meme ucunun alt kıvrımı olan mesafesi gibi bir takım ölçümler doğrultusunda biz hastaya uyabilecek yaklaşık 6-7 çift protezi ameliyathaneye alırız.
Bunlar ameliyat esnasında bir protezi taşıyacak cep oluşturulduktan sonra bu sizerlar tek tek denenir ve bu şekilde... Tek deneniyor tabii, bile. Tabii deniyoruz, bakıyoruz ve hastayı oturtuyoruz aynı aşamada. Çünkü hasta bu protezi çoğunlukla dik. Hangisi daha doğal ve güzel sonuç verdiyse o protezin kalıcısını yerleştiriyoruz. Protez seçiminde de tabii bir takım parametreler var. Yüzlerce farklı protez var. Sadece hacmi değil, çapı, projeksiyonu, yüksekliği, boyu, damla veya anatomik olması gibi bir sürü protez damla var. Damla veya anatomik dediğiniz nedir? Damla protez ya da anatomik protez diye adlandırdığımız protezin üst tarafı biraz daha düz, alt tarafı biraz daha bombe ve çıkıntılı protezlerdir. Yuvarlak protezler yuvarlak. Çünkü öbürleri böyle iki tane şey gibi duruyor. Onun da farklı olan. Evet, esasında şöyle, yuvarlak protezleri de böyle dik tuttuğumuz zaman onlar da silikonun aşağı inmesiyle belli bir yarı damla şekline kazanırlar. Burada da biraz cerrahın tercihleri de çok önemli, hangi protezi kullanacağına. Herkesin belli endikasyonları var, esasında tıbbi doğrular var. Normalde bir olayın estetik felsefesiyle baktığımız zaman, bir cerrah olarak bile bakmadığımız zaman memenin üst poli belli bir düz şekilde gelir ve altında, meme ucundan alta doğru iner bir hoş bir kavisi vardır. Hiçbir zaman meme üstten bir noktadan gelip de böyle bir hat şeklinde başlayıp aşağıya doğru yüz yuvarlak inmez. Tabii burada hastanın beklentileri de, dediğim gibi, bazı hastalar üst tarafı çok belirgin olsun istiyorum diyor bazı hastalar. Ben böyle durumlarda esasında reddediyorum hastaya. Çünkü bizim yaptığımız işte olayın iki boyutu var. Hasta memnuniyeti ve cerrah memnuniyeti. Ben yaptığım işi beğenmeyeceksem bu işi yapmayı genellikle tercih etmiyorum. Ya biraz hastayı o şekilde şekillendirip yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü eğer öyle gidersek, biliyorum ki tecrübelerimden, o hasta bir süre sonra mutsuz olacak bundan. Onun için doğru protez seçimi, doğru planlama ile meme büyütmede çok güzel sonuçlar alınıyor. Peki size gelmeden önce, diyelim ki ameliyat için bir tarih vermeden önce yapılması gereken tahliller, testler, evet, görüşmeler ne kadar sürüyor? Ya da en az bugün karar veren birisi ne kadar zaman sonra ve nelerden sonra ameliyata giriyor? Şimdi esasında ilk detaylı konuşma çok önemli. Bir kere konuştuğumuz bütün detayları, nüansları evinizde bir filtre edin diyorum. En doğru kararı hasta verecektir. Hekim seçiminde de, ameliyat yönteminde de. Bu kararı verdikten sonra zaten hasta bize tekrar ulaşıyor. İsterse tekrar bir daha bir konsültasyon, görüşme organize edebiliyoruz. Aklında takılan soru işaretleri varsa onları cevaplamak için. Karar verildikten sonra da tabii bu bir ameliyat, bir cilt bakımı ya da makyaj gibi düşünmemek lazım. Anestezi altında yapılıyor. Bazen derin sedasyonla da yapabiliyoruz ama mutlaka bir anestezi hekimi değerlendiriyor. Mevcut hastalıkların olup olmadığını irdeliyoruz, sorguluyoruz. Ameliyata engel bir durumu var mı yok mu? Ki çok nadir görülüyor zaten genç yaşta olduğu için bu tip ameliyatlar. Sonrasında anestezi konsültasyonu ve kan tahlilleri sonrasında ameliyat tarihini planlıyoruz. Ölçümler doğrultusunda protezler sipariş veriliyor. Tabii kullanılan protezin kalitesi de çok önemli. Şimdi son yıllarda çok gerçekten protez teknolojisi çok gelişiyor. Yani patlatmanıza imkan yok. Üstünden araba lastiğiyle bile geçseniz, sadece protezin tabii, şahsın değil. O protezi, Allah korusun. Evet, patlatamıyorsunuz. Kesilse bile içinde akışkan bir sıvı yok. Oraya buraya bulaşma şansı, ihtimali olmuyor. Onun için planlama sonrasında ameliyatta protezi nereye yerleştireceğimiz sorusu. Bir de bunu da üstünden geçelim çünkü çok soruluyor. Protezi koyduğumuz bir sürü plan var. Yine bu cerrahın tecrübesi, bulgular ve hastanın beklentisine göre değişiyor. Meme bezi altı, meme kası altındaki kasları altı, meme altı ya da dual plane dediğimiz yarı kas altı ve yarı meme bezi altı yerleştirmedir. Son yıllarda ağırlıklı olarak bu dual plane'e biraz dünyada ağırlık verilmeye başlandı. Burada da kas belli bir oranda kesilerek, pektoral kas yani göğüs kası kesilerek altına protezi yerleştiriyoruz. Protezin bir kısmı kas altında, bir kısmı da meme altında kalıyor ve o daha üst, doğal duruyor, değil üst mi? Görüntüyü biraz daha doğal oluşturuyor. Bu yerleştirme esnasından sonra tabii eskiden çok koymazdık ama son yıllarda biraz bir gün, ertesi gün çekmek üzere bir diren koyuyoruz ki iyileşme süreci biraz daha
problemsiz olsun diye küçük bir kesiyle iç dikişlerle dikerek bunu kapatıyoruz. Sonra bir özel korse tarzı sütyen giydiriyoruz hastamıza ve yatağını alıyoruz. Şimdi burada tabii belirtmek istediğim en önemli nokta, hep sohbet ederken sen de soruyorsun bunu, ağrılı mıdır diye. Evet, ağrılı mı? Evet, kas altına girdiği zaman protez ağrılıdır. Çünkü orada bir boşluğa yerleştiriyorsunuz ve bu kasta kola yapışan bir kas. Kası kesiyoruz, bunu engellemek için biz bir takım ilaçlar veriyoruz oraya. Ağrı kesiciler de ekliyoruz ama birazcık ağrılı bu ameliyat. Birazcık mı? Şöyle, onu da anlatacağım şimdi. Kişinin ağrı eşiğine göre çok değişkenlik gösteriyor. Ama bir süre sonra bu ağrıların hepsi unutuluyor. 3-4 ay sonra orada neredeyse protez olduğu bile unutuluyor. Sonuçları gerçekten güzel, doğru planlanır. Doğru cerrahi yapılırsa sonuçları çok yüz güldürücüdür. Ha, hiç komplikasyonu yok mu? Ben çok konuştum galiba. Yok hocam, buyurun, ben dinliyorum. Ağrım. Ben soracaktım soruyu. Hayır, artık o kadar benzemişiz ki yani sıralama bile aynı gidiyor. Evet. Hiç komplikasyonu yok mu bu işin? Çok mu toz pembe? Evet, var. Bir takım riskleri var. Her şeyde olduğu gibi. Hastalarımız soruyor. Diyorum yani bir arabaya bindiğinizde de arabanın lastiğinin patlaması, bir yere çarpma riski herkeste var. Çok nadir. Böyle örnekler veriyorsunuz hastalarınıza. Benzer örnekler veriyorum. Şimdi ne olabilir? Bir, bütün ameliyatlarda olduğu gibi enfeksiyon, iltihaplanma ve kan toplanması riski olabilir. Ama bunları engellemek için zaten standart ameliyathane koşullarında yapılıyor ameliyat. İşte diren koyuyoruz, kan durdurulmasına çok özel hassasiyet gösteriyoruz. Bunlara dikkat ettiğimiz için neredeyse hiç gözükmüyor. Yani çok nadir. Geç dönem komplikasyonlarından, geç dönem risklerinden, şimdi protezin etrafında bir vücut kapsül oluşturur, bir yabancı cisim olduğu için. Bu kapsül belli bir süre sonra sertleşerek protezi biraz sıkabilir. Çok nadir görülüyor bu da. Erken dönemde bunun da evreleri var. Erken dönemde hafif sertleşme ve ağrılarla giderken geç dönemde çok ciddi memeyi deforme eden, sıkıştıran tablolara kadar gidebiliyor. Böyle olduğu zaman şeyi çıkarıyoruz. Tabii, aynen, kapsülü temizleyip protezi çıkarıyoruz. Peki bu koltuk altından yaptıkları bir şey varmış. O nedir? Evet, şimdi ona geleceğim. Şimdi protezin yerleştirilme için bir takım kesiler, bir yerden girip o protezi yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun için farklı yollar var. Meme başı etrafı, yani o memenin renkli kısmının altından, ciltle areola arasından, meme alt kıvrımından, koltuk altından, aksilladan, hatta göbek deliğinden dahi protez yerleştirim teknikleri var. Bunların bir kısmı tabii küçük kesi olduğu için tahmin edersiniz ki bir örneğin 300 cc'lik bir protezi, içi silikon jel protezi bir göbek deliğinden yerleştirmeniz çok mümkün olmayacağı için daha önce kullanılan içi serum fizyolojik dolu, dışı silikon olan protezler kullanılırdı. Bir rulo haline getirilip yerleştirilip sonra içeride şişirilirdi. Bunlar artık birazcık bırakılmaya başlandı. Bu yerleştirme bölgeleri, bu kesilerden yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 1-2 ay önce Dünya Plastik Cerrahi Derneği'nin yayınladığı bir belge var. Meme altından yapılan kesiden girildiğinde bu biraz önce bahsettiğim kapsül kontraktürünün daha az olduğu rapor edilmiş. En çok nasıl oluyor? Diğer bölgelere göre. Hmm. Koltuk altı areoladan, meme başından konulan protezlere göre meme altındaki kıvrımdan, doğal kıvrımdan yerleştirilen protezlerde kapsül kontraktürünün daha az olduğu saptanmış. Sanırım bunun üstüne daha çalışmalar yapılacaktır hangisi doğru değil diye. Biraz tabii hastanın tercihi, seçimi, biraz da cerrahın tecrübesine göre bu yöntemlerden, bu yollardan giriyoruz. Ama zaten bu ameliyatlarda iz çok az kalıyor. İç dikişlerle dikiyoruz. Meme iz olarak zaten güzel iyileşen bir organ olduğu için ilk başta biraz kırmızı olan iz yavaş yavaş rengi soluyor, açılıyor ve bir sene sonunda son haline geliyor. Ben meslek hayatımda şimdiye kadar meme büyütme ameliyatındaki kesiden rahatsız olan, izinden rahatsız olan hiç kimseyi görmedim. Çok nadir, milyonda bir belki hipertrofik scar dediğimiz kabarık iyileşme olabilir ama bu da çok nadir görülen bir şey. Peki size bir de şunu sormak istiyorum. İyileşme ve ağrı eşiği tabii fark ediyor dedik ama
Bir de gerçekten farklı biçimlerde kas altı var, kas üstü var, büyütme var, küçültme var. Yani meme ameliyatı dediğimiz çok geniş bir şey. Evet. Küçültme ve büyütmeyi karşılaştırdığınızda nasıl farklılıklar var? Hem iyileşmede hem operasyon sırasında. Şimdi küçültme ameliyatında ağrı çok fazla değildir. Büyütme ameliyatında bu çok konuşulan ağrıların olması protez kas altı yerleştirildiği koşulda, yani kas biraz gerildiği koşulda ağrı duyuyorsunuz. Kas üstüne yerleştirildiğinde öyle bir endikasyon varsa hasta, eğer biz kas üstüne yerleştiriyorsak bu hastada da yine öyle çok şiddetli ciddi ağrılarla karşılaşmıyoruz. Ama kas altına girdiği zaman birazcık o gerilmeye bağlı biraz birkaç gün ağrılar duyabiliyor hastalar. Meme küçültme ameliyatında kasla direkt bir alakamız olmadığı için çok ağrılı bir ameliyat değildir. Burada da tabii çok farklı şeyler var. Olayın iki boyutu var. Bir, meme küçültmede estetik, bir de fonksiyonellik. Çünkü bu hastaların çok büyük bir kısmında, hele ileri yaşta başvuranlardan aşırı büyük ve kilo tabii, ve yani sırt ağrıları. Ben şöyle söyleyeyim, kasığının altına, yani bacaklarına kadar inmiş meme dokuları ve böyle hastalar şu taleple geliyorlar: doktor bey, bunları alın, ben meme de istemiyorum diyenler var. O kadar ne yapıyor? Sırt ağrısı, bel ağrısı, fıtıkların daha da artması, şiddetlenmesi, sütyen askılarında problem. Hatta dün bir sütyen hasta... Sütyen de bulamazlar herhalde. Tabii çok bulamıyorlar. Zor. Özel dikim sütyenler oluyor. Bu hastalarda gerçekten, yani olayın biraz fonksiyonel boyutu da, çok rahatlıyorlar. Bir sırt ağrısı, bel ağrısı varsa bu şikayetleri azalıyor. Peki o ameliyatların riskli olduğu kişiler de var. Ondan da bahsedebilir miyiz? Meme küçültme ameliyatlarında şöyle bir kere, özellikle yani sigaranın genel sağlık zararlarını biliyoruz. Ama özellikle bizim için bazı ameliyatlarda meme küçültme ve meme dikleştirme, özellikle sigarayı mutlaka 15 gün öncesinden bırakmak gerekiyor. Çünkü ameliyatın kendine özgü bir takım riskleri var. Meme ucunun ve o renkli kısmın kanlanmasının bozulmasına bağlı o dokuların kaybedilme riski var. Sigara içenlerde bu oran çok yükseliyor. Onun için bu ameliyatlarda özellikle, buradan da uyaralım izleyicilerimize, bırakmakta fayda var. Evet, yani her sisteme olduğu gibi bu ameliyatlara da çok zararlı sigara tüketimi. Planlamayı yine ameliyat öncesinde bakıyoruz. Bir sürü cerrahi teknik var meme küçültmede. Her hastaya uygun teknik 3 aşağı 5 yukarı birbirinden farklı olabiliyor. Önemli olan burada, ben izleyicilerimize şunu belirtmek istiyorum: cerrahınızın alışkın olduğu belli teknikler doğrultusunda gidin. Cerrahınızı bir yola sokmaya çalışmayın. Hangi teknikle güzel sonuç alıyorsa, zaten teknikler 3 aşağı 5 yukarı benzer. Yıllardır onunla güzel sonuçlar alan bir cerrahı başka bir tekniğe lütfen zorlamayın. Zorlamayın. Evet. Hocamız belli ki başına çok geliyor. Aynen öyle. Hocam, ben aslında şeyden de bahsetmek istemiştim. Yani meme kanseri riski, kist, kitle olan insanların da memelerini elletmemesi gerekiyor gibi bir şöyle bilgi var. Bu doğru mudur? Meme küçültme ameliyatından önce biz mutlaka bir mamografi istiyoruz. Burada riskli bir bölge varsa bu saptanıyor. Olmasa dahi elimizde bir ameliyat öncesi mamografi ya da ultrasonun olmasını istiyoruz. Ameliyattan sonra da çıkan dokuları biz mutlaka ve mutlaka patolojiye göndeririz. Patolojik incelemede öncesinde bir risk saptanmamış bile olsa, patolojik incelemede bir takım meme kanserleri yakalanmış çok hasta var bu şekilde. Belki onlar için çok büyük bir şans oldu estetik ameliyat için gidip, ama altında rastlantısal bir meme kanseri yakalanmış. Ama onu hızlandırma, dağıtma, sıçratma gibi inanışlar vardır. Yok, bu hayır, herhalde öyle bir şey yok. Şöyle, zaten öncesinde saptanırsa hasta o şekilde bir genel cerrahi yönlendirilerek tedavisi yapılıyor. Ameliyat sonrasında da çıkan patoloji örneğinden, çıkan parçaların patolojik incelemesinde böyle bir şey saptanırsa, zaten yine bir genel cerrahın kontrolünde gerekli tedavi, mastektomi ya da parsiyel mastektomi, neyse, onlar yapılıyor. Bu şekilde hastalar erken tanı belki almış olup onlar için çok büyük bir şans diyebiliriz. Ama ameliyat olmaması, çünkü kist zaten çok görülen bir şey. Kistlerin çok büyük bir kısmı iyi huylu kitleler. Kist içi sıvı dolu bir kese demek. Kadınlarda çok sık görülüyor. Biz ameliyatta tabii bizim cerrahi alanımızda olan kistleri almış oluyoruz. Ama tabii çok yaygın, her tarafta yaygın kistler varsa onların bir kısmı kalıyor dokuda. Herhangi bir zarar vermiyorlar.
Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Ameliyatı oldunuz, bitti. Sizi nasıl bir süreç bekliyor? Ne kadar zaman? Mesela işte yaz yaklaşıyor. Bugün yaptırmaya karar veren biri işte bunun bir ödemli, daha sıkıntılı olduğu birkaç zaman varmış galiba. Birkaç ay değil mi? Evet ama o birkaç ay demeyebiliriz. Daha kısa süreli. Şöyle işte direnleri genellikle ertesi gün ya da ikinci günde alıyoruz. Bazı hastalarda koymadığımız bile oluyor direnleri. Çok önemli kısmı bir korse tarzı sütyen kullanıyoruz. Dikişler zaten hepsi kendiliğinden eriyen iç dikişler. Bir dikiş alma olayı olmuyor. Bu dikişlere çok yük binmemesi lazım meme bezine. Yani bir travmadan uzak kalması, çok ağır spor yapmaması, özellikle bir ay spor yapmamasını öneriyoruz. Yoksa o dikişler... Üst vücut yapmıyor, alt vücut yapabiliyor mu? Yani yine de yürüyüş... ilk bir ay, tabii yani çok tempolu olmadan yürüyüş, küçük koşular yapabilir ama çok zorlanması, o dikişleri açarak memenin deforme olmasına neden olabilir. Travmadan biraz uzak durması lazım. Bu ameliyatları biz yazın da yapıyoruz esasında. Yani engel bir durum değil ameliyat için ancak biraz hasta konforu açısından hastalar biraz işte o sütyeni kullanırken biraz rahatsız olabiliyorlar. Ne kadar kullanıyorlar o sütyeni? Şimdi ben özellikle bir ay mutlaka kullanılmasını öneriyorum gündüz gece. Ondan sonra da bir iki ay civarında gündüz bir sütyen kullanılmasını öneriyorum. Mantığı şudur, meme yer çekimine etkisine çok bırakmamak lazım. Özellikle o iyileşme döneminde. Doku iyileştikten sonra zaten bir problemle karşılaşmıyoruz ama o iyileşme döneminde çok fazla yer çekiminin etkisinde bırakmamak lazım. Destekli olabildiğince sütyenler kullanmak lazım. Çok teşekkürler hocam. Daha bir sürü soru var ama nasıl hep birlikteyiz. Sonra konuşuruz geri kalanları. Tamam konuşuruz gerçekten. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Evet sevgili seyircilerimizin çoğu bana bunu zaten sosyal medya üzerinden ilettikleri sorulardı. Ben de merak ettiklerimi hep konuştuklarımızı eklemeye çalıştım. Hocamız da sağ olsun boşlukları hep en güzel şekilde dolduruyor. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve hayat sağlıklı güzel devam ediyor.